başkanlığı bırakmaya hazırlanan Ünal Aysal ekonomik açıdan adeta bir enkaz devredecek. Aysal döneminde Galatasaray'ın hisseleri %85 düşerek 8 yılın en alt seviyesine geldi. Rekor gelire rağmen borçta ikiye katlandı. Burada kalmak istiyorum. 25 Ekim 2014'te yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yaklaşık 4,5 yıllık başkanlık döneminde mali açıdan arzulanan sonuçlar elde edilmedi. Sabah gazetesinin haberine göre Galatasaray'ın hisseleri geçen haftayı 19.05'le neredeyse 8 yılın en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Ünal Aysal'ın başkanlığı döneminde Galatasaray hisselerindeki kayıp %85'e ulaştı. Bu dönemde Cimbom'un piyasa değeri ise 2 milyar 730 milyon liradan 412.3 milyona indi. Galatasaray hisselerinde yaşanan sert düşüşte Aysal'ın göreve gelmesinin hemen ardından gerçekleştirilen hisse satışlarıyla rekor orandaki iki bedelli sermaye arttırma etkili oldu. Aysal döneminde kulübün mali performansında da çarpıcı gelişmeler yaşandı. Galatasaray Sportif AŞ 3 yılda 748.1 milyon lira satış geliri elde etti. Hisse satışları ve bedelli artırımlarla birlikte kulübün elde ettiği nakit tutarı 1 milyar 53 milyon liraya ulaştı. Bu gelire karşılık şirketin 31 Mayıs 2011'de 356.4 milyon lira olan borcu 31 Mayıs 2014'te yaklaşık 2 kat artarak 711.1 milyon liraya çıktı. Galatasaray'ın mali durumu borsa yönetim kurulunda da harekete geçmesine neden oldu. Diğer spor kulüplerinin de dikkatini çeken yönetim, şirketin finansman durumunun düzeltilmemesi durumunda ulusal pazardan çıkarılabileceği uyarısında bulundu.